Bugün sohbetimizin konusu imanda sebat etmektir. İmanda sebat etmek demek, imana zarar veren kelimelerden ve hareketlerden kaçınmak manasınadır. İmanda sebat etmemenin neticesi dinden çıkmaktır. Bir insan bazı sözleri ederse veya bazı hareketlerde bulunursa ki bu kişiyi dinin dışına çıkarır. Mesela Müslüman bir kimse şirk, kelime-i küfür, inkar gibi bazı işleri işlerse dinin dışına çıkar. Dinin dışına çıkmak küfürdür. Ama bu bizim küfrümüz sövmek manasına değil, küfür dinden çıkmak manasınadır. Dinden çıkmanın dikkat etmeyerek bazı kelimeleri veya hareketleri yaparak dinden çıkmanın neticesi şimdiye kadar dinen yapmış olduğu bütün amelleri silinir. Ve men yekfur bil imani fakat habida amelü. Bir kimse dinden çıkacak herhangi bir sözü ve hareketi işlerse o zaman yapmış olduğu bütün amellerin sevabı kökünden silinir. Hiçbir şeyi kalmaz. Ameli kalmaz. Sıfırdan yeniden başlaması gerekir. Onun için bir Müslüman en fazla dikkat edeceği husus kendisini dininden çıkaracak, yani İslam dininden çıkaracak herhangi bir kelime-i küfrü, kelime-i şirki vesaire din dışı hareketleri yapmaması gerekir. Bunlardan kaçınması lazım gelir. Kaçınmadığı takdirde cezası çok basit olmuyor. Kim ki dinin dışına çıkacak herhangi bir işi, hareketi işlerse fakat habide ameli, bütün amelleri kökünden silinir. Bu tabii korkunç bir şey. Yani bir ömür boyu yapmış olduğu amellerin sevabı tamamen silinir. Dinin dışına çıkmasından dolayı yani bir elfazı küfrü söylemesi, kelimeyi küfrü söylemesi, dinden çıkacak bir sözü söylemesiyle kişi cezası evvela imanı gider. İmanı gitmenin neticesi olursa bütün amellerinin sevabı silinir. Böyle bir kimseye hemen tecdidi iman, tecdidi nikah yapmak gerekir. Ama tecdidi iman, tecdidi nikah yapmadan daha evvel söylediği bu söze rücu etmesi gerekir. Mesela dinden çıkacak sözler nedir? Dinden çıkaran sözler bir Müslüman farzı inkar ederse dinden çıkar. Bir Müslüman haramı kat'i olan bir harama bu haram değildir, helaldir derse dinden çıkar. Veya helal olan bir şeye, Allah'ın helal kıldığı bir şeye bu haramdır demek de kişiyi dinden çıkarır. Veya dinimizde
tazim edilmesi gereken herhangi bir nesneye hakaret ederse de dinden çıkar. Veya dinimizde hakaret edilmesi lazım gelen nesnelere tazim edince de dinden çıkar. Dinden çıkmayla kişi hemen 7 tane hüküm tahakkuk eder. 7 hükümden başta birincisi amellerinin sevabı silinir. Hemen arkasından da tövbe edinceye kadar bu adama yapmış olduğu hareketinden tövbe edinceye kadar bu adama cehennem vacip olur. Cennet haram olur. Eğer bu kişi evliyse cinsi münasebeti zina olur. Bundan hasıl olan çocuk da veled-i zina olur. Ayrıca dinden çıkan kimsenin kestiğini yemek haramdır. Böyle cezalar konmuş ki kişinin dinine, imanına sahip çıkması için ilmi halini öğrenecek. İlmi halini bilmeyen bir adam bir farzı bu farz değildir. Cehaletinden dolayı bu farz değildir dese onun cehaleti özür olmaz. Ve me uzrun lizi aklın bi cehlin. Bir kimsenin cahillikle söylediği şey kendisi için özür olmaz. Tıpkı bir adamı öldürmüş bir şahıs, arabayla çarpmış öldürmüş. Benim hiç öldürmeye niyetim yoktu. Ben böyle olacağını bilmiyordum falan gibi konuştuğu kelimelerle onun cezası hiçbir zaman hafiflemez. Cezası neyse kanun onun bilmediğini, onun suç olduğunu bilmediğini hesap almadan cehalet özür sayılmaz. Cehalet özür sayılmadığı için dinde elfazı küfürü öğrenmek gerekir. Elfazı küfürü öğrenmeyince bir insan belki de ne yapar? Elfazı küfürü söylemiş olur. Tabii ki elfazı küfür işte söyledik. Elfazı küfürden kasıt bir kimse farzı inkar ederse dinden çıkar. Harama helaldir derse dinden çıkar. Dinimizde tazim edilmesi gereken nesnelere hakaret ederse dinden çıkar. Dinimizde hakaret edilmesi lazım gelen nesnelere tazim ederse, hürmet ederse dinden çıkar. Şimdi bir insan kafir olarak ölmesi ebedi cehennemde kalması için en büyük sebeptir. Yani kafir olarak ölenler ebedi cehennemde kalırlar. Ama zerre kadar imanlı giden bir şahıs, şimdi bir insan farzı inkar ederse dinden çıkar. Bazen de dinden çıkmaz da sapık olur. Mesela farzı inkar eden dinden çıkar, ama vacibi inkar eden dinden çıkmaz ama en büyük sapıktır. Sapık ne demek? Çok cehennemde kalacak manasındadır. İmanlı gitse bile uzun seneler sapık olanlar, sapık olarak ölenler uzun seneler cehennemde kalırlar. Cehennemde kalmamanın tek çaresi zerre kadar bir imanla bile ölmektir. Yani iman bir insanın en fazla dikkat edeceği son nefesine hazırlıklı olması ve son nefesine kadar imanını muhafaza etmeye çalışması, imana mugayir sözlerden ve hareketlerden kaçınmalıdır ki Cenab-ı Allah
onun yardımıyla imanlı ahirete göçsün. Eğer bir insan imanlı ahirete göçerse, icabında günahına tövbe etseydi, günahkar bir adam günahına tövbe etseydi belki hiçbir şeye ihtiyaç olmayacaktı, ama tövbe etmek adeti olmadığından günahı işlemiş ve günah işlemeye devam etmiş, günahın içindeki de ölmüş. Ama adam imanla ölmüş, zerre kadar bir imanla ölmüş. Bu adamın cehennemden çıkması umulur. İnşallah bu adam cehennemden çıkar, ama hiçbir imanı yok, kafir olarak ölürse o zaman cehennemden çıkmaz. İslam dininden başka hangi dinde olursa olsun, İslam dininden başka hangi dinde olursa olsun kafirdir. Çünkü en son din İslam'ın, İslam dinidir. İslamiyet'i kabul etmeyen ise onun Hristiyan olması, Yahudi olması, Budist olması, başka bir dine mensup olması hiçbir zaman için kurtarmaz. Müslüman olmadıktan sonra ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister başka dinlere mensup olsun, bunlar İslam dininin dışındaki dinlere mensup olsun, bunlar kafir olarak ölürler ve ebedi cehennemde kalacaklardır. Ancak ebedi cehennemde kalmamanın şartı en aşağıdan imanlı ölmektir. Ama imanlı ölen bir adam, çok zayıf bir imanlı öldü de, çok günahkar bir kimseyse, o da günaha kadar yandıktan sonra inşallah bir gün cehennemden çıkacaktır. Çünkü imanı zerre kadar bir imanla dahi ölmek büyük bir marifettir. Ama hiç imana sahip olmayan kafirler böyle değildir. Bunlarla mukayese edilmez. Şimdi bir de dinimizde kafirden ötede sapık vardır. Kur'an-ı Kerim'de veleddalin, ya Rabbi bizi sapıklardan etme diyor. Sapık kim? Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinin kabul ettiği sünnetleri kabul etmeyenler sapıktırlar. Kur'an-ı Kerim'i bize Kur'an-ı Kerim yeter. Biz Kur'an-ı Kerim olduktan sonra bir şeye ihtiyacımız yoktur. Dinimizin rotasını biz Kur'an'la tayin ederiz diyenler en büyük sapıktırlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları sapık olarak ilan etmiştir. Ancak sapık olmayanlar Resulullah'ın eshabı ve cemaatidir. Resulullah'ın eshabı, Resulullah'ın, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ve sünneti nazar-ı itibar etmiş ve bütün sünnetin tamamını bizzat Peygamberimiz yaşamış ve sünnetin tamamını yaşadıktan sonra sahabede sünnetin tamamını öğrenmişler ve yaşamışlardır. Onun için sünnetin tamamını yaşayıp öğrendiklerinden dolayı onlara ehl-i sünnet denilmiştir. Bir de üstelik bütün Peygamber Efendimiz'in cemaati ehl-i sünnet vel cemaat. Bu ehli, yani ehli sünnet vel cemaat inanışının dışında olanlar sapıktırlar. Ne söylerse sapıkların söyledikleri söze itibar edilmez. Bir, cezaları da, bu sapıkların cezaları da ağırdır. Çünkü Peygamber Efendimiz, benim ümmetim ileride 73 fırkaya ayrılacaktır. Bundan 72 tanesi sapık olacaktır. Bir tanesi sapık olmayacaktır. Sapık olmayanlar da ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinde olanlar. Ehl-i sünnet vel cemaat olanlar. Biz onlara ehl-i sünnet vel cemaat olanların başka bir tabir, ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinde olanlar müstesna, onun dışındakiler sapıktır, hepsi de cehennemdedir. İmanlı gitseler bile uzun seneler cehennemde kalacaklardır. Herhangi bir sünnete bir insan vacibi inkar etse kafir olmaz ama en büyük sapıktır. Sünneti inkar etse kafir olmaz ama en büyük sapıktır. Ama sünneti sünnet ile ayal ederse hemen dinden çıkar.
küfrü icap eden bir iştir o. Dinde herhangi bir sünnet ile alay ederse dinden çıkar. Sünneti hafif alanlar da dinden çıkarlar. Biz en fazla dinden çıkmadan korkarız. Çünkü neden dinden çıkmadan korkarız? Yapmış olduğumuz, senelerdir yapmış olduğumuz amellerin hepsi silinecek. Ondan sonra tekrar yeniden başlayacaksın. Bir insan 70 sene yaşasa, elfazı küfrü, kelime-i küfrü, kelime-i şirki söylese veyahut da kelime-i küfür, kelime-i şirk olacak herhangi bir hareketi yapsa, adamın 70 senelik amelinin sevabı silinir. Eğer tövbe eder de ondan sonraki kalan ahvalinde düzgün olursa, o işte ondan evvelki şeyi yoktur. Yani 70 sene yaşamış değil de diyelim ki bu adam da 5 sene sonra öldü. 70 sene amel eden bir insanın sevabı gibi sevabı olmadığından bunun derecesi çok düşük olur. Çünkü yeniden, yani evi yıkılan adam bir daha yeniden yaparsa, evi yanan adam bir daha yeniden yapmaya kalkarsa bu iş çok zor bir iştir. Onun için biz en fazla bizi imandan çıkaracak bir sözü etmekten çekiniriz. Canım çıksın, imanımı çıkaracak herhangi bir kelime benim ağzımdan çıkmasın. Neden? Bütün amellerim boşa gider. Ondan sonra sil baştan yeniden. Hatta hacca gittiyse bile hacını iade etmesi lazım. Ama böyle elfazı küfrü söyleyen adamların kıldığı namazlar gerisin geri bir daha kaza edilmez. Onun amelinin sevabı silinir. Eski yani yaşadığı ömrün hiç itibarı kalmamıştır. Yani 70 sene namaz kılanın, 70 sene namaz kılan ve imanla ölen insanın mertebesiyle bir sene namaz kılıp ölen adamın mertebesi arasında milyonlar kadar fark vardır. Öyle 70 sene imanı muhafaza etmek kolay mı? Ne kadar mesela, hani 70 seneden kasıt imanı muhafaza etmeye çok şey veriliyor. Karşılık veriliyor. Bakılıyor bu adam nasıl o sahip olmuş olduğu imanı muhafaza etti mi? İmanı muhafaza için kelime-i küfrü, kelime-i şirki bunlardan sakındı mı? Küfre düşecek bir harekete girdi mi, girmedi mi? Mevzu bahis olacaktır. O bakımdan akıllı insan mızraklı ilmi halde bunlar var. Açar mızraklı ilmi hali. Kelime-i küfür re, yani kişiyi dinden çıkaracak nesnelere 80 tane misal vermiş. Mesela bu 80 misalın harama 10 tane helal, harama helal demeden misal vermiş. Yani haram olan herhangi bir nesnese. Mesela şimdi faiz haram. Arkadaş, bu devirde faiz haram mı olur ya? Faizi hiç alıp vermeyen var mı? O faizin haramlığı bitmişti. Ben faizi haram olarak kabul etmiyorum diyen adam dinden çıkar. Faiz şimdi de haramdır. Kıyamete kadar da haramdır. Yani bir kimsenin hareketiyle dindeki nesnelerin hiçbir tanesi değişmez. Ha, zina haramdır. Domuz eti haramdır. Haramlara helaldir dedi mi dinden çıkar Allah muhafazına. Veyahut da helallara haramdır derse de yine dinden çıkar. Onun için bunlara dikkat etmek gerekir. Sonra hürmet edilmesi lazım olan nesneler Allah'a, peygambere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, bu nesnelere hürmet edilmesi lazım. Bunlara hürmet edileceği yerde hakaret ederse dinden çıkar. Mesela Kur'an-ı Kerim'i tut, ona, Kur'an Allah'ın kitabıdır, ona hürmet edeceği yerde kaldı. Bundan ne bekliyorsunuz diye Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiyse dinden çıkar. Çünkü tazim edilmesi gereken nesnelere hakaret edince dinden çıkar. Peki tazim edilmesi, nesnelere hürmet edilmesi
lazım gelen nesnelere hürmet etmezse ne olur? Hürmet etmese o zaman adam günahkar olur. Ama hürmet etmediği gibi bir de tahkir ederse dinden çıkar. Yani dinimizde hürmet edilmesi lazım gelen nesnelere hürmet edecek. Mesela hürmet etmek ne demek? Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmaz. Abdestsiz dokunmayacak bu. Kur'an-ı Kerim'e en büyük hürmettir bu. Adam dinlemedi, tuttu Kur'an-ı Kerim'e elini dokadı. Bu haramdır. Ama çevirdi bu sefer ki, Kur'an-ı Kerim'e elini dokunmak bir zarar etmez. Halbuki ise Kur'an-ı Kerim'e ne diyor? Kur'an-ı Kerim'e elinizi dokunmayın, elinizi dokunmayın. Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için abdest almanız vardır diyor. Bu farzı inkara kalkışırsa adam dinden çıkar. Yani dinde tazim edilmesi gereken nesnelere tazim edecek de etmezse günahkar olur. Ama hakaret ederse, tazim edilmesini gereken nesneye hakaret ederse, mesela şimdi adam tuttu, din, iman bunlar tazim edilmesi gereken nesneler. Din, iman bunlara mesela hürmet edeceği yerde dine sövdü, imana sövdü. Dine, imana söven adam dinden çıkar. Neden? Bu çünkü dine, imana en büyük nedir? Hakarettir. Kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e söven dinden çıkar. Melaikeyi, mesela şimdi bir adam dese ki ben seni gördüğüm zaman Ezrail'i görmüş gibi oluyorum dese, bu meleklere hakaret olduğundan, meleklere hürmet edilmesi lazım kendine hakaret ettiğinden dolayı dinden çıkar. Çünkü neden? Dinimizde tazim edilmesi gereken nesnelere hakaret ederse dinden çıkar. Sonra dinimizde, İslam dininde olmayan bütün kafirler onlara hürmet edilmez. Dinimizde kafire hürmet etmek yasaktır. Dinimizde kafire hürmet etmek yasaktır. Eğer dinimizde kafire hürmet edilirse o zaman bunun cezası çok ağırdır. Kafir hürmet edilmez. Hürmet edilmesi için imanı olacak. İmanı olmayan bir kimseye hürmet edilmez. Hürmet etmek demek tazim gösterilmez. Onun için bir Yahudi'ye selamun aleyküm demek tehlikelidir. Bir Hristiyan'a selamun aleyküm demek tehlikelidir. Selam çünkü ne yapar? Allah'a inanan kullara verilir selam. Allah'a inanmayan kullara selamun aleyküm demek yasaktır. Tuttu, verdi. Yani bir kafire selam verdi. Bunlar tehlikeli işlerdir. Allah'ın muhafazına kişiyi. Ne yapacak? Kafiri gördüğünde gel. Günün icabı günaydın, tünaydın diyebilir yani bir kafire işte. Çünkü o selama layık değil, basit şeylere layıktır. Demek ki dinimiz de bir yeri var. İman etmeyen kim olursa olsun Allah yanında necistir. İman etmeyen innemel müşriküne necesün. Bütün müşrikler necistir. Yani kişinin altından çıkan necaset ne kadar pisse iman etmeyenlerin hepsi Allah'a göre pistir. İnnemel müşriküne necesünün manası budur. Onun için bir insanın aziz bir nesne olması için iman etmesi şarttır. Bu azizliği devam ettirmek için de imanda sebat etmesi esastır. Bu konuştuğum şeyleri çok nazar itibarı alması lazım. Elfaz-ı küfür öğrenmesi lazım. Dinden çıkan adam hemen tecdid-i iman, tecdid-i nikah yapar. Şimdi inşallah başka bir dersimizde bir tecdid-i iman, tecdid-i nikah yapacağız. Ve onu da buraya vereceğiz ki tecdid-i iman, tecdid-i nikah yapmak isteyenler de öyle yapsınlar. Tamam arkadaşlar.